Ederim. Başladı. Sevgili izleyicilerim, şeyimizi güzelce kestim, tavuğumuzu dünden temizledim ve şeye koydum, limonlu suyla iyice yıkadım, hem de kaç sular yıkadım, elimden geldiği kadar temizledim. Yani bakın içini, neyini, her yerini şimdi düdüklümüze koyacağız, Allah izin verirse pişirmeye bırakacağım. Ve biz bundan bugün kara taşı yapacağız. İnşallah buna da sığar. Sığar, sığar. Sığdı bile. Arabaşı. Sığdı bile. Arabaşı mı, Arap aşı mı? Of, arabaşı, ne bileyim ben. Beceremedim. Şezeresini çıkartmadım. Tamam. Hemen azarlamam oldu. Ama öyle konuşuyorsun ki. Üstüne sıcak su. Tuz dökmeyeceğiz anne. Tavuğu susuz mu söyleyeceksin? Tavuk çok keyifli yapıyor burada. Onun suyuna güzel bir çorba yapalım anne. Ağzını kapatıp ateşe koyuyoruz. Evet. Limonla yıkadım ama sevgili izleyicilerim, yine de bunun içine bir sarımsak, bir de soğan attım ki kokusunu alsın diye. Bakın hele nasıl güzel sapsarı yağısı çıkıyor. İşte köy tavuğunun özelliği bu. Evet, hadi hoşça görüşmek kalın. Üzere. Sevgili izleyicilerim, bugün bir izleyicim bana arabaşı yapar mısın, biliyor musun diye sordu. Ben de ona yapacağıma söz vermiştim. Dün tavuğumuzu kestim, temizledim, haşladım. Bakın şunun güzelliğine, nasıl sapsarı suyu var. Boncuk boncuk, bakın. Çok harika suyu çıktı. Şimdi bununla arabaşı yapacağım, Allah izin verirse. Şimdi tenceremizin içine 1, 2, 3, 4 bardak normal su koydum. Bakın şuraya yavaşça, bulandırmadan süzmeyeceğim çünkü. 1 bardak da tavuğumun suyundan koyacağım. Çünkü hamurunun da lezzetli olmasını istiyorum sevgili dostlar. 5 bardak su oldu. Bunu ocağımıza koyacağım, kaynasın. Bu burada kaynaya dursun. Biz gelelim hamurunu. Şimdi 1-2 bardak, 3 bardak da buraya koyduk. Yani toplamda 8 bardak. Bu ortalama kaç kişilik anne? Bilmiyorum Dilek. İşte insanlar yiyeceği kadar. Ben ne bileyim, insanlar az yer, çok yer. Yavaş yavaş dökerek, unumuzu iyice kırparak bardakla unumuzu güzelce çırptık. Sevgili izleyicilerim, 2 bardak una, 3 bardak suyuna böyle iyicene tamamen topaklanmasın diye iyicene çırpacağım. Ondan sonra da ocağımıza inşallah pişmeye geçeceğiz. Döneceksin ya. Suyumuz kaynadı. İçine şöyle bir miktar tuz atıyorum. Hani siz kendi damağınıza göre atın lütfen tuzunu. Sonra da bakın şöyle karıştırıp hazırlamış olduğum hamurumu karıştıra karıştıra, azar azar. Çünkü eğer az koymazsanız topaklanır sevgili izleyicilerim. Böyle durmadan durmadan karıştırarak, yani seri ve hızlı bir şekilde karıştırarak devam ediyorum. Kaçarsam ne olacak Dilekciğim? Bilmiyorum, Allah kerim. Dibini koymak istemiyorum. Böylelikle pişiriyoruz. Evet. Bunu ıslattık. Şimdi suyunu süzeceğiz. Tepsiyi mi göstereceğim? Evet, gösterdim. Evet. Tepsimizi değiştirdik.
Ve bu şekilde yapıp döküyoruz. Bakın böyle patır patır iyicene pişireceğiz. Eskiden büyüklerimiz bunun içine kömür koyarlardı. Eğer kömür sönüyorsa pişmemişti. Kömür sönmüyorsa pişmişti. Onun için bunu ne kadar iyi pişirirsek o kadar lezzetli olacaktır, emin olun. Karıştıra karıştıra en az 15-20 dakika pişireceğiz. Gayet güzel pişti. Böyle bak muhallebi gibi oldu. Parlak bir renk aldı ve çok güzel pişti. Bak kaşığımıza fazla yapışmıyor bile. Eğer böyle güzel pişirmezseniz çok helal olsun. Aşçı olduğun nereden belli, dibini yakmamışsın kadın. Kız neyi de yapayım dibini? Ya bazen aşçı talihsizliği oluyor. Ya yanar Allah Allah. Maalesef. Sevda Hanım'a, Konya'dan arkadaşım Sevda Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Bakın böyle yaptıktan sonra bunu şimdi böylece soğumaya bırakacağız sevgili dostlar. Bence orasını düzelt ki keserken sana şey kötü görüntü oldurmasın anne. Şimdi hamurumuzu hazırladık. Bir bardak unumuzu alıyoruz ve güzelce kavuracağız. Bardağım tam dolmadığı için azıcık daha koydum sevgili izleyicilerim. Şimdi çorbasını hazırlayacağız. Şimdi böyle karıştıra karıştıra iyice pembeleşene kadar kavuracağız. Sevgili dostlar eğer çok fazla yapacaksanız, unu kavuracaksanız fırında da kavurabilirsiniz. Benimki az olduğu için burada kavurmaya karar verdim. Bakın sevgili izleyicilerim kavruldu, tam oldu. Çok fazla kavurup yakmamak da lazım. Çok çiğ de kalmaması lazım. Tam kıvamında oldu. Bunu şimdi soğumaya bırakıyoruz ama biraz karıştırarak önce biraz soğutalım. Sıcaklığı geçene kadar şöyle karıştıralım. Lades yaptık, beni üttü. Gel. İzleyicilerim tavuğumuzun suyunu güzelce ne süzeceğiz. İçine hani bak içine haşlarken soğan koymuştum kokusunu alsın diye. Onlar çorbamızın içine geçmesin. Bakın böylece tam ölçü geldi. Evet, tam ölçü olacak. Bakın kavrulmuş olan unumuzu güzelce ne? Kavrulmuş ve soğumuş. Evet, kavrulmuş ve soğumuş olan unumuzu eleyeceğim. Çünkü elemezsek içindeki topaklar çorbamızı kötü eder. Eğer çok çırpamayacaksanız, hızlı hızlı ya da makineden geçiremeyecekseler değil mi anne? Neyden geçirirlerse geçirsinler. Kavrulmuş unun içindeki topak kolay kolay erimez. Ha tamam. Bilmediğim nasıl da ortaya çıkıyor benim. Çünkü kavrulmayan topak, bak şu beyazlar kavrulmamış beyazları. Evet. Bakın. Kavurmuş olduğumuz unumuzu yavaş yavaş şöyle hepsini birden boca etmiyorsun. İşte böyle güzelce karıştıracağız. Un kavrulmuş olduğu için fazla topaklanmayacak sevgili izleyicilerim.
Önemli olan dibine yapıştırmadan karıştıra karıştıra pişireceğiz Allah izin verirse. Kaldı çünkü un fazla topaklanmaz kavrulmuşum. Hatta hiç topaklanmaz çünkü eledik ya. Sevgili izleyicilerim bakın çorbamızın içine etlerini de salıyorum. Ve şimdi üstünün sosunu hazırlayacağım. Bu kaynayana kadar bir yandan da üstünün sosunu hazırlarım. Bakın gayet de güzel oldu. Oh harika oldu. Şimdi sıra geldi sosuna. Çünkü tavuğumuz çok yağlıydı. Hemen ocağımıza alıyorum ve üstünün salçasını, biberini, baharatını hazırlıyorum. Bakın bir kaşık salçamız, biberimiz, şöyle küçük bir tutam da lezzet versin diye kekiğimiz. Bu kadar. Daha. Bakın biraz da kırmızı biber atıyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Biberken kavuruyoruz sevgili izleyicilerim. Bununla ne yapıyorsun anne böyle? Sosunu biraz yumuşatarak içine dökeceğim. Peki. Tavuğun yağı çıktı şeye. Evet. Çorbaya. Tavuğun yağı. Bakın kenara toplandı yağlar. Hı hı. Şimdi böyle sosun içine döktük mü harika olacak. Bakın kıvamlı bir çorbamız oldu. Neredeyse domates çorbası gibi oldu. Zaten böyle kızım bu. Arabaşı çorbası böyle. Sevgili izleyicilerim kıvamını siz kendinize göre ayarlayın lütfen. Eğer daha kıvamlı seviyorsanız biraz daha az su koyun. Yani kıvamınızı kendinize göre hazırlayın. Şimdi sunumunda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Göbeğinden bakın şöyle bir bıçağımızın yardımıyla şu şekilde yapıyoruz. Ben sana çatal getireyim anne. Şimdi düzelteceğiz şöyle. Bunu buraya, bunu buraya, şunu da şöyle şuraya koyacağız. Tamam. Şimdi çok güzel oldu çorbamız. İşte ana başımız böyle. Yerken de sevgili dostlar, sevgili izleyicilerim, şöyle koyuyoruz içine. Sonra da muhteşem olmuş ha. Şu şekilde bakın gayet güzel. Lokmayı vurdunuz mu yiyeceğiz? Hmm. Çok lezzetli olmuş ha. Ver bir de ben yiyeyim. Çok lezzetli. Hatta biraz da etiyle şöyle bak. Lokmayı böyle vuracağım. Yiyecek olanlara
Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlemeyi, abone olmayı ve güzel eleştirilerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.